Gerzeli iş insanı Hüseyin Yüksek, Gerze Devlet Hastanesi'nin yeni bir diyaliz merkezine kavuşturması noktasında kolları sıvadı. Bu noktada Gerze Devlet Hastanesi'ndeyiz. Başhekimimiz, hastane müdürümüz, iş insanımız Hüseyin Yüksek. Sayın Başkanım, neler söylemek istersiniz? Evet, öncelikle merhabalar. Bilindiği üzere Gerze Devlet Hastanemizde diyaliz hasta bölümümüzdeki sayı kısıtlamasının az olmasından dolayı şahsım hastane başhekimimize ve hastane müdürümüze böyle bir diyaliz merkezinin, yani daha çok bir diyaliz merkezi ünitesinin yatak sayısının fazla olabileceğini belirttim ve bununla ilgili de kendimi, özellikle hastane yönetimini, öyle güzel bir diyaliz ünitesini yaparak hibe edeceğim. Özellikle Gerzeli hemşehrilerimizin diyaliz hastalarımızın da buradan Sinop'a veya farklı bir yerlere sevk olmasını veya farklı bir ilçelere sevk olmasını önüne geçeceğimizi ifade ettim. Onlar da sağ olsun. Bu anlamda bu talebimizde yerli buldular ve gerekli bağlı oldukları İl Sağlık Müdürlüğü ve diğer kurumlarla görüşerek de onayını alarak inşallah bu akşam ve yarın sabah da olmak suretiyle diyaliz merkezi ünitemizin hareketini almak suretiyle 2 gün sonra da diyaliz merkezi ünite inşaatımıza başlamış olacağız. Öncelikle ben şunu istiyorum. Yani Gerze entelektüel bir ilçe, büyük bir ilçe ve günden güne de çok değişen ve büyüyen bir ilçe. Özellikle sağlık, biliyorsunuz, insan hayatında çok önemli ve sağlık açısından da bütün ekipmanlarımızın, bütün hasta branşındaki olan hastalarımızın da Sinop'a veya farklı ilçelere gitmemesi için Gerze ilçemizde ve Gerze Devlet Hastanemiz bünyesinde de bütün çalışmaların ve hastalarımızın tedavi olması yönündeki bütün gayretlerin gösterilmesi düşüncesindeyim. Ve bu anlamda da ilk adımımızda Allah nasip ederse diyaliz ünitesini yapmak suretiyle atıyoruz. İnşallah Allah hiçbir hastamızı, hiçbir insanımızı diyaliz hastası yapmasın. Böbrek yoksunluğu ve böbrek sıkıntısı çok ciddi bir hastalık. İnsan hayatımızda çok ciddi bir önemi var. Ama tabii hepimiz bu hastalıklara aday birer insanız. Ancak bizim doğduğumuz, büyüdüğümüz memleketimiz, kentimiz burası. Nasıl her zaman şunu ifade ediyorum ben. Kazanıp devletimize nasıl vergi veriyorsak, büyüdüğümüz topraklara, doğduğumuz topraklara da ve oranın insanına da hizmet etmek de bizim için gurur duyuyoruz. Ve inşallah da Gerze Devlet Hastanemizin diyaliz ünitesi bölümünü 350 metrekare şık bir bina yapmak suretiyle, şöyle görselini de göstermek istiyorum. Şöyle bir güzel şık bir bina yapacağız ve 12 diyaliz hastamızı burada barındırmak suretiyle harekete geçeceğiz. Burada binamızın içinde doktorlarımızın dinlenme odaları ve gelen hastalarımızın bekleme salonu olmak suretiyle depoları ve tamamen mevzuata uygun bir şekilde dizayn edilecek ve kaliteden ödünler vermek suretiyle şık bir diyaliz ünite merkezini yapmış olacağız, Allah nasip ederse. Sayın Başhekimim, yeni bir diyaliz merkezi noktasında söz aldınız. Şu andaki mevcudumuz nedir? Kapasitemiz, yeni kapasite nasıl olacak? Şu an 8 yatak var. Diyaliz merkezi olarak hizmet vermekteyiz. Bu yeni projeyle beraber 12 yatağa çıkacağız ve daha modern şartlarda hizmet vereceğiz. Hüseyin Bey'in de bahsettiği gibi alanlarımızdan bahsettiği, aynı zamanda engelli lavabolarımız da olacak. Engellere yönelik bir dinlenme alanımız, depo alanımız daha geniş bir hizmet yelpazemiz olacak tabii orada. Şu an tabii kısıtlı bazı insanların eski hastalığı olduğu için. Ve buralara, boşalan alanlara da yoğun bakım olarak değerlendiriyoruz. Burada da tabii korona vakaları artmakta ülkemiz olarak ve orada da hem korona hastaları hem de kronik hastaları daha hizmetler vermeyi düşünüyoruz. Yarın itibariyle Allah nasip ederse harfiyetini alacağız binamızı. Bizim buradaki ustamız Mustafa Bey'le beraber yaptığımız plan neticesinde 15 gün içerisinde kaba inşaatımızı bitireceğiz. Ve devamında da hemen ince ve diğer ekipman detaylanmasıyla beraber hızlı bir şekilde çalışmayı yapıp, yani tahmini bir zaman şöyle 30 gün içerisinde diyaliz merkezimizi hizmete geçirmek istiyoruz. Çünkü tekrar sözün başında da ifade ettiğim gibi ben hiçbir hastamızın Sinop'a veya farklı bir ilçelere sevk olmasını diyaliz anlamında istemiyorum. Kendi kentimizde, kendi ilçemizde hastalarımız tedavilerini görsün ve burada da tüm ekipmanlarımızı temin etmek suretiyle de bugün diyaliz merkezi, yarın gördüğümüz devlet hastanesinin yapımıyla ilgili de ben Sayın Başhekim ve Hastane Müdürümüze ve özellikle AK Parti İl Başkanımız Sayın Uğur Gürüsü'ne bununla ilgili de bazı taleplerimi ilettim. Talebim de şudur. Bu vesileyle onu da sizlerin huzurunda arz etmek istiyorum. Ben başkanımıza şunu söyledim.
ve ilgili devlet yöneticilerimizin bulunan Gazze Devlet Hastanemizin bir kademe daha büyüğünü yapmak suretiyle sadece orada şunu istedim. Rahmetli annemin adını vermek suretiyle Fatma Yüksek Gazze Devlet Hastanesi olması dahilinde Gazze Devlet Hastanesi'ni yeniden yaparak hibe etmek istediğimi kendilerine ifade ettim. Ve sağ olsun Sayın İl Başkanımızla, Sağlık Bakanımızla konuyu görüştüğünü ve bunun da yerinde yapılacağını ifade etti. Başhekimimizle konuyu paylaştık, hastane müdürümüzle konuyu paylaştık. İnşallah kısa bir zaman sonra da yeni bir Gazze Devlet Hastanesi içinde kolları sıvayacağız. Şöyle de bir durum var. Bizim inşasına başlayacağımız Diyaliz Merkezi binamızın hiçbir şekilde devlet hastanesinin yıkımı veya değişmesi, tahliyesi durumunda yıkımına maruz veya kenarda kalmaya bir maruz durumu yok. Çünkü Diyaliz Merkezi o kadar fevkalade güzel bir yere inşa ediliyor ki hiçbir engelleme maruz değil. Artık şöyle bir durum var. Diyaliz Merkezi yarın yoğun bakım olmak suretiyle de kullanılabilir bir fizik tedavi bölümü olabilme koşullarında, afet durumlarında da bu kullanılabilecek bir bina inşa ediyoruz buraya ki yani çok amaçlı bir bina olacak aslında ama tabii ilk hedefi, birinci hedefimiz diyaliz ünitesi olmak suretiyle hizmet ancak afette ve yoğun bakımda ve diğer alanlarda da kullanılmaya müsait bir fiziki bir bina haline getireceğiz. Ben Gazze'mize, Gazze ilçemize ve Gazze hemşerilerimize şimdiden hayırlı olsun diyorum. Hastalarımıza da acil şifalar diliyorum. Bu konuda ilgili Sayın Kaymakamımız Murat Bey, Belediye Başkanımız Cevat Bey de gerekli bilgilendirmeleri yaptı. Yarın da Sayın Valimizle inşallah görüşme yapacağız bu konuyla ilgili. Ama hastane yönetimimiz tabii bilgilendirme açısından Sağlık İl Müdürümüzle ve diğer kurum müdürümüzle gerekli görüşmeleri yaptılar. Ve onlar da sağ olsunlar olumlu oldular ve kendilerinin de huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Bu bir hizmet. Burada özellikle sağlığa yönelik bir hizmet. Çok arzuladığım, çok istediğim tekrar ifade ediyorum. Gazze Devlet Hastanesi'nin yeniden bir güzel, modern bir şık binaya kavuşması ve ben buradan da huzurunda şu sözünü veriyorum ve ben buraya şık bir devlet hastanesi binası yapmak istiyorum. Ve inşallah bunda yakın zamanda da bunun inşası içinde başlayacağımızı özellikle buradan ifade ediyorum. İnsanı yaşatmak için güzel çalışmalarınız var. Evet. Fakat malumunuz çevre, doğa önemli. Yeni bina yapılması düşünülen alanda yeşil alanımız var, ağaçlarımız var. Bununla ilgili ne tür çalışmalar yapılacak? Yeni binamızın orada bulunan 17 tane çam ağacımız var. Özellikle fidan diye nitelendirdiğimiz çam ağaçlarımız. Özellikle bununla ilgili orman işletme şefimizle görüştük. Bunların tahliyesi yönünde. Şöyle bir durum oldu. Hastanemizin çocuk parkı bölümünde şu andaki alanda görülen çam ağaçlarımızın mevzuata uygun ve onları tekrar sökülüp yeni yerine dikildiği zaman yeşermesi suretini sağlayacak olan bütün çalışmaları da yapmış bulunuyoruz. En ufak bir ağaç telef olmayacak, yaprağı dahi telef olmayacak. Çünkü doğaya da çok önem veren birisiyim ben. Yarın nasip olursa alanda bulunan inşaat alanımızdaki çam ağaçlarımızın da tahliyesi mevzuata uygun bir şekilde onların sökülüp yeni yerine dikildiği zaman büyümesi, yeşermesi adına da yapılacak olan bütün çalışmalar haliyle yerinde yapılarak sevki sağlanacaktır. Bunu da özellikle hem doğa severlerimize buradan ifade etmek istiyorum. Endişe olmasın. Ağaçlar kesilip oraya diyaliz ünitesi yapılıyor gibi bir algı olmasın veya bir düşünce olmasın. Buna da müsaade etmesinler. Özellikle buna baştan kendim müsaade etmem. Ama ağaçlarımız çok şık, iyi bir şekilde, sağlıklı bir şekilde tahliyesi sağlanacaktır. İnşallah. Teşekkür ediyoruz. Ben bu vesileyle Gazze Belediye Başkanlığımıza ve Kaymakamımıza çok teşekkür ediyorum. Sinop Sağlık İl Müdürümüze teşekkür ediyorum. İl Başkanımız Sayın Uğur Gülesun'a teşekkür ediyorum. Tüm siyasi partilerimizin temsilcilerine teşekkür ediyorum. Çünkü projeyi hepsiyle paylaştık ve hepsine çok teşekkür ediyorum. Hepsine de olumlu görüşlerini ifade ettiler. Bu vesileyle katkı sunan Gazze Devlet Hastanesi'ndeki çalışan tüm kademelerinde çalışan arkadaşlarımıza en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Ben özellikle COVID-19 sürecinde de şunu ifade ettim. Sağlık çalışanlarımız önemli. Kademesi ne olursa olsun, makamı ne olursa olsun güvenliğinden, temizliğinden, doktorundan, hemşerisinden, 112 acilinden ve tüm kademelerinde çalışan sağlık çalışanlarımızın tüm biz dertlerine deva olmak, sorunlarını çözmek için bir kurumu temsil etmek önemli değil. Ben bir iş insanıyım ve burası benim memleketim, benim toprağım. Bu toprağa hizmet etmek benim için şereftir. Onlara da hizmet etmek benim için şereftir. Ben her zaman da sağlık çalışanlarımızın yanında olduğunu, maddi manevi yanlarında olduğumu bu vesileyle de ifade etmek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Evet.
Sağ olun.